Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir sarı koton ipim var onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir koton ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelim oldukça güzel ve kolay bir model. Yazlık örgülerinizde özellikle çok uygun. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 iki ve 2'nin katları yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Biraz şöyle geniş geniş alıyorum ilmeklerimi. Eliniz sizin çok sıkıysa iki şişle de alabilirsiniz. Altta çekmesin modelimiz. Model kıvrılma yapmıyor alt kısmı. O yüzden ben lastik kullanmayacağım. İsteyen lastik üzerine de başlayabilir. Şöyle ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet bir tane fazla olmuş. Şu anda toplamda 18 ilmek var şişimde. 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde düz ördüm. İkisini bir şişimden çıkarmadan ilmeklerimi tekrar arka boşluğundan iki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu anda şişimde iki ilmeğim var. Bu iki ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Bir, iki, üç. İki ilmekten üç ilmek çıkarttım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıradaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. İkisinin arka boşluğuna yani şişimdeki ilmeklerin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde modelimiz böyle devam ediyor. İki ilmeği düz olarak ördüm. Yani ikisini bir. İlmeklerin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Tekrar iki ilmeği düz olarak ördüm. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. İki ilmeği düz ördüm. İkisini bir. İkisinin arka boşluğundan ikinci ilmeğimin bir ilmek çıkarttım. İki ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. İki ilmeğimi ikisini bir topladım şöyle düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde aldım. Tekrar düz olarak ördüm. İki ilmeğimi düz olarak örerek topladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Tekrar iki ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi düz örerek topladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. şişimde şu anda iki ilmek yaptı. Tekrar bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Son iki ilmeğim kaldı. Aynı işlemi yapıyorum. modelin ikinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Kenar ilmeğini de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şişimde üçer üçer ilmeklerim var gruplar halinde. Bu üçlünün önce ikisi birincisini bakın şu birini tek olarak iki kez örüyorum. 1 2 yani bir kez dolamış oldum. Bir ilmeği iki kez örünce bu şekilde dolamış oldum. Sıradaki iki ilmek kaldı. İkisini de bir yine düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan tekrar bir kez daha örüyorum. Yani birer kez ilmeği dolamış oluyorum. Önce birinci ilmeği iki kez ördüm. Daha sonra arkasındaki iki ilmeği Şöyle şu şekilde iki kez örüyorum. Böyle yapmak istemezseniz arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Birinci ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım. Yani şu şekilde pardon. Düz örerken birinci ilmeği şöyle iki kez dolayarak da düz örebilirsiniz. İki ilmeği bir aldım. iki kez doladım. Böyle de yapabilirsiniz. Aynı ilmekleri iki kez örerek de yapabilirsiniz. Burada ipi tellendirdim tekrar yapıyorum şu şekilde benim daha kolayıma geliyor sizin de eliniz nasıl alışıksa nasıl kolay yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz önce birinci ilmeği iki kez örüyorum bakın aynı yani bir kez dolanmış oluyor iki kez ör örmekle bir iki iki ilmeği bir aldım bir iki kez ördüm. Önce birinci ilmeği aldım. Şu gruplar halinde olanları söylüyorum. Birinci ilmeği iki kez düz ördüm. İki ilmeği bir aldım. İki kez yine düz olarak ördüm. Aynı işlem. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum. Arkasındaki iki ilmeği de yine ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadan tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın hep şöyle iki kez dolanmış. Onları ters olarak örüyorum. İlmeğin boyu uzadı. Şişimden çıkarmadan ters olarak ördüm bakın ilmeğin boyu uzuyor şişten çıkınca şu şekilde yani daha önce ilmekleri açıp örmüyorum şöyle ters olarak örüyorum ve şişimden çıkartıyorum sıra sonuna kadar ters olarak örelim bu ilmeklerimizi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modeli bir kez kurmuş olduk model 4 sıranın tekrarından oluşacak Gördüğünüz gibi şöyle ilmeklerin boyu da uzadığında gayet güzel şöyle yazlık, mevsimlik harika bir model. Kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Bakın. Ön yüzünden de bu şekilde bakın. Model oluşmaya başladık. Tabii ki ilerledikçe daha güzel görünecek ama gayet güzel bir model. Bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sırada iki ilmeğim var. İki ilmeğimi şu şekilde düz olarak topladım. Şişimden çıkarmıyorum. Şu arka boşluğundan, ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Yine şişimden çıkarmıyorum. Tekrar şu iki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ikisini bir. İkincinin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, şişimi aldım. Tekrar ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişimi aldım. Tekrar ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 2 İki ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. İkincinin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Tekrar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 2 İki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. İkincinin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişim aldım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarttım. Evet, son kez yapalım. İki ilmeğimizi düz örerek topladım. Şişimden çıkarmadan İkincinin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Harika bir model. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim şöyle üçer üçer gruplar halinde oldu. Bunun önce birinci ilmeğimi, birinci ilmeğimi şöyle iki kez örüyorum. Yani artırma yapmış oluyorum bu şekilde. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm, bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği. Üçüncü sıra arka yüzünde bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar bu grubun önce birinci ilmeğini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum. İki ilmeğimi yine arkadaki ikisini bir düz ördüm. Bir kez daha ördüm. Yani iki kez dolanmış oldu iplerimizde artırma yapmış olduk burada ilmeğin boyunu uzatacağız bir sonraki sırada sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet. Arkadaki iki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum iki kez. Son ilmeklerim, bunu da önce birinciyi ördüm, daha sonra arkadaki iki ilmeği bir ördüm, bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi dördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz, modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, şöyle birer kez dolanmış ilmeklerim, şöyle aradan girerek ters ördüm, bıraktım. Bu şekilde ters ördüm, bıraktım. Ilmeklerimin boyunu uzattım. Şu aradaki boşluğu vereceğiz bu şekilde. Ters ördüm, bıraktım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Gördüğünüz gibi model gayet kolay. Çok çabuk ilerleyen bir model. Daha kalın şişler de kullanabilirsiniz. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Ben bugün koton iple yaptım. Sizlere fikir olsun. Evet son ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Kenar ilmeğimi de yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet. Bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Şöyle gayet güzel, kullanışlı bir model oldu. Ben bir parça da daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle biraz ilerlemiş halini size göstermek için. Bunu beraber çalıştık. Şimdi onu göstereyim size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın. Bunu da yine lastiksiz çalıştım. Bakın hiç şöyle verev gitme. Hiçbir şey yok bakın. Lastiksiz şöyle güzel. Böyle yakından göstereyim size. Evet. Bütün yazlık mevsimlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz, şallık iplerle, yani mevsimlik yeleklerinizde, hırkalarınızda, şöyle akşam üzeri üzerinize alacağınız uzun kollu hırkalarla harika olur bence. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız Şöyle kenara bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.